Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Bugün daha önce yapıp yapmadığımı bile bilmediğim bir şey yapacağız. Evet, daha önce yapıp yapmadığım hakkında hiçbir fikrim yok. Çünkü çok fazla video çektim şu 2 ay 3 ay içinde. Her gün video çekmeye çalıştım. Hemen bir kontrol edeyim, daha önce yapmış mıyım yoksa yapmamış mıyım. Evet, yapmamışım henüz. Henüz yapmamışım. Henüz yapmadığım için mutluyum. Tamam, benim bir listem var. Şu ana kadar çektiğim bütün videolar orada, hiçbirinin orijinalini silmedim. Evet, hepsinin başlığı falan da yazıyor orada. Hiçbir şeyi silmiyorum çünkü. Neyse, tamam, size şimdi bilgi vermem lazım. Ne hakkında konuştuğum hakkında hiçbirinizin bir fikri yok. Rapçi gibi konuşuyorum ya bazen. Şimdi burada birkaç tane testimiz var. Testin İngilizcesi Would You Rather. Türkçesi de İster misin? Yapabilir misin? Yapmaya götün yer mi? Bu tür bir anlama geliyor Türkçesi. Yani size iki tane şık veriyor. Diyelim ki 10 milyon dolar mı istersiniz yoksa bir tane çocuğun hayatını kurtarmak mı? İkisinden birini seçmemiz lazım. Şimdi ben burada video çektiğim için ve bu video 10 binlerce kişi izleyeceği için ben burada hep iyi şeyleri seçmem lazım. Tabii ki de şaka yapıyorum. Gerçekten ne düşünüyorsam onu yapacağım burada. Bu arada bir şey diyeceğim. Her zaman hep böyle her videoda bu arada bir şey diyeceğim diyorum ve ne diyeceğimi biliyorsunuz. Daha önce videolarımı izlediyseniz biliyorsunuzdur. Eğer henüz kanalıma abone değilseniz aşağıdaki kırmızı butona basıp kanalıma abone olmayı sakın unutmayın lütfen. Sakın unutmayın dersem biraz ağır konuşmuş olurum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Ve henüz videoyu beğenmediyseniz de like tuşuna yumruk atmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenen herkesin böyle çok güzel bir günü olur. Tabii bu videoyu akşamdan sonra izliyorsanız ertesi gün güzel bir gününüz olsun. Her şey istediğiniz, dilediğiniz gibi olur inşallah. Neyse, şimdi hemen teste başlayalım. Would you rather live one life that lasts 1000 years or live 10 lives that last 10 years each? Kesinlikle burada 10 hayatı seçerim. Burada bize diyor ki bir hayat mı istersiniz? 1000 yıllık yoksa 10 hayat mı istersiniz? Ayrı ayrı 100 yıl sürecek her biri diyor. Ben burada kesinlikle her biri 100 yıl sürecek 10 hayat isterim. Çünkü yaşlandıkça yorulacak vücudumuz ve 1000 yaşına geldiğimiz zaman bir cihaza bağlı olacağız. 900 yıldır falan bir cihaza bağlı bir şekilde yaşayacağız. Yine 100 yaşında dersek kurtarıyoruz. O yüzden ben buna 100 derim. Bakın %62 benim gibi seçmiş. Oo, kendi kendini yeniliyor. Güzel, beğendim. Would you rather be without elbows or be without knees? Diyor ki dizsiz mi olmak isterdin? Burası diz değil tabii ki de, diz aşağıda. Dizsiz mi olmak isterdin? Dirseksiz mi diyor. Şimdi ben dizsiz olursam yürüyemeyebilirim. Dizsiz olursam, dizsiz değil. Dizsiz olursam yürüyemem ama böyle buralarım olmazsa nizlerim, yani elbows, pardon, elbows kaş değil miydi lan? Buram olmazsa, dirseğim olmazsa da video montajlayamam. O yüzden buna knees diyeceğim. Kesinlikle. Wow. Herhalde bunu yapan herkes YouTuber değil. I can read your mind. Aklımızı okuyabileceğini söylüyor. Would you rather be able to read or be able to read minds? But be illiterate. Bunu okumayı bilmiyorum ama bunun anlamı cahil, bilgisiz demek. Diyor ki akıl mı okumak isterdiniz diyor, be able to read. Oo, şimdi anladım. Diyor ki okuma yazma mı bilmek isterdin yoksa akıl mı okumak isterdin diyor. Ben bunu anladım buradan. Okuma yazma bilmek çok önemli bir şey. Çünkü okuma yazma bilemezsem bunu okuyamam. Ama birilerinin aklındaki şeyi düşünürsem de güzel olabilirdi. Ama cahil olmaktansa, hani okuma yazma bilmemektense okuma yazmayı seçerim. Bakalım kaç kişi benim gibi. Tamam, belki haklı olabilirler. Ama sonradan okuma yazma öğrenebileceksek tabii ki de akıl okumayı seçerim. Onu da böyle bir şekilde düzelteyim. 180 derece böyle dönülür işte. Diyor ki bütün dilleri çok rahat bir şekilde konuşmak mı isterdiniz diyor. Yoksa istediğiniz herhangi bir şeyde dünyanın en iyisi mi olmak isterdiniz diyor. İstediğim herhangi bir şeyde dünyanın en iyisi olmak isterdim. Bu da PewDiePie'ye geçmek. PewDiePie'ye geçmek isterdim. Dünyanın en iyi YouTuber olmak isterdim. Ve zaten İngilizce biliyorum. Diğer dilleri de öğrenirdim öyle yani. Yavaş yavaş öğrenirdim. Herkes de benim gibi düşünmüş. Bu bütün dilleri bilmek isteyenler sanırım farklı düşünüyorlar. Would you rather wear a snowsuit in the desert or be naked in Antarctica? Diyor ki kar giysisini çölde mi giymek isterdiniz yoksa Antarktika'da çıplak mı olmak isterdiniz diyor. Bu çok zor bir soru. Ne yapacağım ben? Sanırım çölde çok kalın giyinmek isterdim. Çünkü Antarktika'da donup ölürüm. Burada da terden ölürüm ama en iyisi bu. Bakın herkes %72 benim gibi düşünüyormuş. İnsanlar benim gibi düşünüyor bazen. Would you rather swallow or spit? Yutmak mı isterdiniz, tükürmek mi diyor. Bunu geçeceğim. Ne demek istediğini anlamadım. Pis şeylere gidiyor bu. Bu pis şeylere gidiyor. Would you rather lose thousands or lost all of your phone contacts?
$1000 mı kaybetmek isterdiniz yoksa telefonunuzdaki bütün numaraları mı diyor. Ben kesinlikle telefonumdaki bütün numaraları kaybetmek isterim. Tekrardan zaten iCloud'umdan alırdım onları. Tabi öyle bir şey mümkün değilse tek tek yine bulunur. O kadar da zor bir şey değil ama $1000 o kadar kolay bulamayız. Kurabiye mi isterdiniz yoksa patates cipsi mi? Patates cipsi değil, patates kızartması mı diyor. Benim canım şu anda patates kızartması çekti. Ve çoğunluğunda canı zaten görünüşe göre patates kızartması çekmiş. Yani biz kazandık. Would you rather eat healthy or exercise regularly? Regularly. Düzenli olarak. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Sağlıklı mı yemek isterdiniz yoksa sürekli egzersiz mi yapmak isterdiniz? Ben burada düzenli egzersizi seçeceğim. Çünkü ben o kadar da sağlıklı yiyebilen biri değilim. Hani illa Facebook'a veya abur cubura elim kayıyor. Bak bu güzel bir soru. Diyor ki burada. Zengin ve çirkin mi olmak isterdiniz yoksa fakir ve çok güzel görünmek mi isterdiniz diyor. Ben burada rich and ugly diyorum. Çünkü money buys everything. Ama burada yalan her şeyi. Herkes yalan söylemiş. Para her şeyi satın alabiliyor. Yani çirkin olsanız da estetikle kendinizi güzelleştirebilirsiniz. O yüzden zengin ve çirkin olmak isterdim. Would you rather go through life unable to answer any question or unable to ask any question? Diyor ki hiçbir soruyu cevaplayamamak mı isterdiniz yoksa hiçbir soru soramamak mı isterdiniz? Ben çok meraklıyım, o yüzden cevaplayamamak diyeceğim. Çünkü ben meraklı bir insanım. Meraklı olduğum için öğrenmem gereken bazı şeyler olabiliyor bazen. Would you rather have to sit all day or stand all day? Bütün gün oturmak mı isterdiniz? Bütün gün ayakta mı durmak isterdiniz? Bütün gün oturmak isterdim. Tabii ki de bu nasıl bir soru? Yani benim gibi bir insana bunu sormanız yanlış. Çünkü benim hayatımdaki en büyük aşkım bilgisayarım. Bütün gün bilgisayar başında hiçbir şekilde bu haberlerde gördüğümüz gibi uzun süre bilgisayarda oturup ölenlerden olmayacağım inşallah. O yüzden bütün gün bilgisayarda oturabilirim yani, sıkılmam da. Arada bir dışarı çıkar gezerim ama bütün gün oturabilirim bilgisayar başında. Would you rather not be able to use your hands or not be able to walk? Elinizi mi kullanmamak isterdiniz yoksa yürüyememek mi isterdiniz? Ben yürüyememeyi tercih ederdim çünkü eller daha önemli. Gerçekten elsiz olmaz. Ayaksız olabilir ama elsiz olmaz. Testimiz bu kadardı, bitti. Bu kadarmış. Bir tane daha var ama. Oo. Evet, bu test çok iyi. Görünüşe göre, baktığım bir iki soruya göre çok iyi şeyler var. Diyor ki kafadan vurulmak mı isterdiniz? Ben bunu cevapladım ama yanlışlıkla tıkladım. Bu ikincisini yanlış söyledim. Stab it dediği bıçaklanmak. Bir tapınakta bıçaklanmak mı isterdiniz diyor. Kafanızda falan, gözlerinizden bıçaklanmak mı isterdiniz yoksa kafanıza hiç kurşun mu yemek isterdiniz diyor. Tabii ki de kafama kurşun yemek isterim. Daha hızlı bir ölüm olurdu. Would you rather executed by pulling body parts apart or hanging? Diyor ki burada vücudunuzun parçaları koparılarak mı ölmek isterdiniz, yok edilmek isterdiniz yoksa baştan aşağı sallanarak mı demiyor. Sallanarak mı diyor, ben sallanarak ölmek isterdim ve %89 da böyle istemiş tabii ki de. Hayatınız boyunca roadkill yemek mi isterdiniz? Roadkill bu ne demek? Hiçbir şey anlamadım ama sanırım yolda ölen şeyleri mi yemek isterdiniz yoksa dünyadaki kimsenin sizi tanımamasını mı isterdiniz diyor. Ben bunu geçeceğim, hiçbir şey anlamadım çünkü bundan. Would you rather diyor ki burada bir tane yaşlı birini mi ölmek isterdiniz diyor. Yani babaannenizi mi öldürmek isterdiniz, granny, ya da 10 tane acayip tatlı köpek yavrusunu ve kedileri mi öldürmek isterdiniz diyor. Şimdi benim için köpek de kedi de insan kadar değerli. Yani ikisini de öldürmek istemem. Hani böyle bir soruyla karşılaşmak istemiyorum ben. Ama burada seçmek zorunda kalsaydım sanırım, hani illa birini seçmek zorundasınız ama illa seçeceksiniz. Seçmezseniz öldürülürsünüz. Klasik soru zaten. Seçmezsem öldürülecek olsaydım nenenin yaşamasını isterdim. Çünkü nenenin bir ailesi olur ve ailesi olan birinin ailesini üzmek istemem. O yüzden hani yavru hayvanlar biraz daha şey oluyor. Hatta ikisini de seçmem lan. Ben vahşi miyim? Manyak mıyım ben? Şey miyim? Mağara adam mıyım? Ben bu soruya geçiyorum. Beni öldürsünler daha iyi. Ciddi ciddi şimdi bunu düşündüm. Hani vahşi bir insan değilim ben. Duvara mı çarpmak isterdiniz yoksa swear to miss the wall but hit 5 old ladies? Duvara çarpmak mı isterdiniz diyor. Hayır. Duvara kaçırmak mı isterdiniz diyor. Duvara çarpmaktan kurtulmak mı isterdiniz yoksa 5 tane yaşlı bayanı mı öldürmek isterdiniz diyor. Duvara çarpmak isterim. Hani ciddi ciddi duvara çarpmak isterim. Yaşlı kadınların bir suçu yok. Benim düzensiz sürüşümden dolayı, benim yanlışımdan dolayı bir insanın zarar görmesini istemem. Kesinlikle yani bu. Dünyada gördüğüm en saçma Would you rather sorusu. Çünkü Superman mi olmak istersin, Batman mi diyor. Tabii ki de Superman. Burada Batman seçen %46 kişi kim? Neden Batman olmak istiyorsunuz? Uçabilmek, dünyanın en güçlü şeyi olabilmek, gözünüzden ışın çıkarıp kryptonit miydi? O şeyi, taşı yok edip dünyanın
en harika şeysi olabilirsiniz. Yani Batman çok saçma gitmiş buna. Bence hiç uymamış. Batman'i kimse seçmemeliydi. Sizden de yorumunuzu bekliyorum. Batman mi olmak isterdiniz yoksa Superman mi olmak isterdiniz? Stay inside forever but a 3 mil mansion never go outside. Go outside forever never come inside. Her zaman içeride mi kalmak isterdiniz diyor yoksa sürekli dışarıda mı kalmak isterdiniz diyor. Tabii ki de bu. Soğuktan veya sıcaktan bunalmak istemiyorum. Play video games for rest of your life, watch Netflix for the rest of your life. Hayatınızın sonuna kadar oyun mu oynamak isterdiniz yoksa bir şeyler mi izlemek isterdiniz diyor. Bunu çok kararsız kaldım. Çünkü hayatım boyunca oyun oynamayı seçersem eğlenceli şeyler yapabilirim ama filmsiz kalamam. Filmsiz kalamayacağım. Oyun oynamak istemiyorum. Ben bir şeyler izlemek istiyorum. Oyunu boş verebiliriz. Oyunu boş verebiliriz. Zaten oyun kanalda değilim sonuç olarak. Oo, beğendim. Zamanda yolculukla ilgili şeyler mi bulmak isterdiniz yoksa uzaylılarla ilgili şeyler mi bulmak isterdiniz diyor. Dünyada yalnız mıyız? Pardon, evrende yalnız mıyız, değil miyiz merak ettiğim için ilk olarak aklım uzaylılara gidiyor ama zamanda yolculuğu gerçekten isterdim. Hani gerçekten isterdim. O yüzden zamanda yolculuk diyeceğim. Aa pardon. Zamanda yolculuk demişim sayalım. Tamam. %75 zamanda yolculuk demiş. Benim kafadanmış %25'te. Bu çok psycho bir şey. Yanarak mı ölmek isterdiniz, boğularak mı ölmek isterdiniz diyor. Ben boğularak öldürülmek isterdim. Yanarak acı çekmek yerine. Evet, testimiz de bu kadardı. Bitti. Sonunda bitti. Neyse arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bayağı güzel bir videoydu. Daha önce böyle Would You Rather'ın Türkçesini yapmıştım kendi çapımda. Onu daha önce yaptığım için bir daha yapmak istemedim. Çünkü başka bir tane daha Türkçe olan kaynak bulamadım. O yüzden İngilizce yaptım. Zaten size de çevirdim ne olduğunu. Siz de benimle beraber cevap vermişsinizdir. Benden farklı söylediğiniz bir şey varsa yorum olarak yazmanızı istiyorum. Hani gerçekten çok eğlendim videoda. Hani güzel sorular vardı. Şu hani yaşlı kadınları mı öldürmek istersin yoksa yavruları mı öldürmek istersin? Bayağı bir paniğe sokan bir soruydu. Ama gerçekten kendim ölmeyi yeğlerim onların ölmesi yerine. Hani birine zarar vermek yerine hani birini dövebilirim. Kolunu bacağını kırabilirim ama öldüremem. O yüzden azabıyla yaşayamam. Hani ben öleceksem onun bacağını kırayım daha iyi diyebilirim. Onunla da anlaşırım zaten. Bak kardeş ben öleceğim senin bacağın kırılsın daha iyi dersin. Ama birini öldürmek gerçekten de çok ağır bir şey. Gerçekten hayatınız boyunca kabuslar görürsünüz. Hayatınız boyunca kabuslar görürsünüz. Ve ben de böyle bir hayat istemediğim için kendim ölmeyi yeğlerim. Neyse. Videoyu izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve umarım eğlenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like tuşuna yumruk atmayı ve henüz kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi gerçekten çok sevdiğimi unutmamanızı istiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Bay bay. Şimdi burada havalı ritmin geçmesi gerekiyor. Devamı geçmedi çünkü bir şey daha söyleyeceğim. Videonun ortasına falan sıkıştırmak istemedim. Gerçekten sonuna kadar izleyenlerin görmesini istedim. Ve sonuna kadar izlediyseniz de şey yazmanızı istiyorum. Beyaz kulaklık yazın ki sonuna kadar izleyen kaç kişi olmuş görmek istiyorum. Şu sıralar gerçekten hani saat 9.30-10 arası videolarım geliyor. Bugün de öyle olacak. Çünkü okulum çok uzun sürüyor bu sıralar. Ve gerçekten çok fazla baş ağrısı çekiyorum şu sıralar. Gerçekten rahatsızım. Ve video çekmekte zorlanıyorum. Hani günde en fazla bir video çekebiliyorum. Ve videoyu attığım videoyu çektiğim gün çekiyorum o videoyu. Hani ben bugün bu videoyu atacağım. Ben bunu bugün çekiyorum. Daha fazla ekstra zamanım olmuyor. Keşke geçen gün 2 tane video atmak yerine onu stok yapsaydım. Daha rahat olabilirdim. Bir gün önden giderdim en azından. Ama bunu yapmadım ve video attım. O yüzden önden gidemiyorum. Umarım bunu anlayışla karşılarsınız arkadaşlar. Ama söz veriyorum yarından itibaren her gün belli bir saatte gelecek videolar. Hani karışık bir düzende değil, düzgün bir düzende gelecek. Ve inşallah bir ay sonra güzel bir düzene oturursam çok seri ve güzel videolar atmaya başlayacağım. Okulum olduğu için ve düzenim olmadığı için bunu şimdi mümkün değil yapamam. Ama 15 tatil var önümüzde ve 15 tatilin doğruluğunu bilmiyorum. Bana güvenerekten yola çıkmayın. 3 hafta olduğu söyleniyor. Ve eğer 15 tatil, aslında 15 tatil diyorum ama sömestr tatili normalde. Sömestr tatili eğer 3 haftaysa gerçekten benim için çok güzel bir şey olur ve gerçekten bayağı video çekebilirim. Bayağı harika videolar çekebilirim. İnşallah gerçekleşir bu. Neyse, daha fazla sizi yormak, kafanızı doldurmak istemiyorum. Tekrardan videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.